Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Kaan. Bugün sizlerle birlikte Xiaomi'nin yeni telefonlarından birini konuşacağız. Xiaomi biliyorsunuz bu sıralar bayağı bir telefon çıkarıyor. Mi Mix'i çıkardı zaten. Mi Mix bayağı bir olay oldu. Tek kötü yanı az üretildi. O yüzden herkese ulaşmadı. Bunun yanında bir de Mi Note 2'yi çıkardı. Mi Note 2 bana daha çok hitap eden bir telefon. Ben Mi Mix'i de çok beğendim. Geniş ekran falan ama ben onu düşer bir şey olur diye korkudan kullanamam. Gerçi şeyin de ekranı büyük. Mi Note 2'nin 5.7 inç bir ekranı var. Full HD bir ekran. Gayet kibar bir telefon. Note 7'yi andıran bir yapısı var. Benim tasarımda tek beğenmediğim nokta arka taraftaki kameranın görüntüsü. Ben yuvarlak kameraları çok sevmiyorum. Onu kare yapınca benim daha çok hoşuma gidiyor. Kare olsaydı bu aynı Note'daki gibi, Note serisindeki gibi daha çok hoşuma giderdi. Çünkü Note serisinin ben fiziksel yapısını çok beğeniyorum. Ayrıca telefon donanım olarak da çok güçlü. Biraz bahsedecek olursak Snapdragon 821 ile geliyor telefon. 64 GB'lık versiyonda 4 GB RAM var. 128 GB'lık versiyonda 6 GB RAM var arkadaşlar. Ayrıca bu 128 ve 64 GB'lık bellekler UFS 2 yani Samsung'un hızlı belleklerinden gayet iyi okuma yazma hızları oluyor ve bunlar telefonda bir akıcılık sağlıyor arkadaşlar. Bence en önemli noktalarından birisi de 4070 mAh bataryası. Çok yüksek bir batarya süresi sunacaktır bu bize. Ben de açıkçası telefonda en çok batarya süresine önem veriyorum ve beni çok mutlu etti. Ayrıca 24 bit ses desteği var arkadaşlar. USB Type-C, parmak izi okuyucu. Bu tip özellikleri var. Kameralara gelecek olursak 22,5 MP arka kamerası, 8 megapiksel ön kamerası var. F2.02 kamerada gayet iyi bir fotoğraf kalitesi sunduğunu gördüm. Ben internetteki incelemelere vesaire baktım. Bizim daha elimize geçme fırsatı olmadı. Daha önce biliyorsunuz Mi 5'i Semers'ten sağlamıştık. Bunu da araştırıyorum. Elime geçirebilirsem inceleyeceğim arkadaşlar. Ama bu sıra telefon almak isteyen arkadaşlar olursa diye videosunu önceden çekeyim istedim. Biliyorsunuz böyle elimize geçiremesek bile telefonlara yer veriyoruz. Ben şu sıra telefon tavsiyelerinde bulunurken şunları tavsiye ediyorum açıkçası. Hani Xiaomi'de 3 tane model beni cezbediyor. En üst seviyede Mi Note 2 cezbediyor. Hani yeni çıktı filan ama tasarım ve özellik olarak beni çok cezbetti. Biraz orta seviye ama orta seviye derken de diğer modellere göre üst seviye. Yani finansal olarak orta seviye diyorum. Mi 5'i söylüyorum. Biraz daha düşük bütçelerde Redmi Note 3 Pro'yu söylüyorum arkadaşlar. Açıkçası fiyat performans olarak şu an ben Xiaomi'den daha iyi bir model göremiyorum. OnePlus'lar var, işte Leko'lar falan var ama onlar Xiaomi kadar çok getirilmiyorlar Türkiye'ye. Xiaomi'yi getiren arkadaş sayısı daha fazla. Biliyorsunuz ithalatçı ile falan geliyor ama onlara da güven yok. Ben garantisiz şekilde alınacak şekilde söylüyorum. Alan arkadaşlara diyorum zaten. Böyle bir telefon var. Donanım olarak güçlü, tasarımdır, malzeme kalitesidir, iyidir. Ama garanti işini unut diyorum. Bunları kabul ediyorsan git hemen telefonu al diyorum. Birçok kişiye de aldırdım açıkçası. İnşallah yarın bir gün bir küfür yemeyiz. Ama kendime de alacak olsam Mi Note 2'yi alırdım arkadaşlar. Ben çok beğendim telefonu. Fiyat olarak da 64 GB'lık versiyon 425 dolar civarında çıkacağı söyleniyor. Diğer 128 GB'lık versiyon da 500 dolar civarında. Bunu tahmini söylüyorum çünkü Türkiye'ye hani olur da birisi getirirse bu fiyatlardan çıkmayacak haliyle. Bu değişecek. Yurt dışından almaya kalktığımızda hangi ülkeden temin edersek bazen bunlar çünkü Avrupa'ya gelebiliyor. Avrupa'dan alabiliyoruz. Çin'den alırsak bu fiyatları alırız. E bir de gelince kayıt kuyut derdimiz olacak. Bunları da hesaba katacağız. Ben bir 300-350 lira da ona koyuyorum. Hani bu şekilde hesap yapmak lazım. Artık e-mail değiştirme vesaire gibi oyunlara girerseniz o konuda ucuza getirebilirsiniz. Ama pek de tavsiye etmiyorum. En güzeli resmi yasal kayıt. Hem kafan rahat oluyor. Güncellemeleri düzgün alabiliyorsun. E-mail değiştirmenin birçok sıkıntısı var. Zaten daha önce de bahsetmiştik bunlardan. Dediğim gibi şu sıralar telefon almayı düşünüyorsanız öncelikle en optimum çözüm Mi 5. Diğer türlü Redmi'lere bakın. Üst seviyede bir şey istiyorsanız da Mi Note 2'yi almaya çalışın arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.